Ve birazdan İsmail Dükeli ve Zafer Şahin'e de bu konudaki görüşlerini soracağım ama Yunus Paksoy da bize katıldı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Orada aynı zamanda biliyorsunuz hem Hakan Fidan'ın çok önemli temasları var, devam ediyor. Hem de İbrahim Kalın'ın. Ama o temaslara geçmeden önce Yunus izleyebildin mi ya da dinleyebildin mi bilmiyorum. Ama Zelenski son dakika bilgisiyle yarın Türkiye'de olacağını duyurduk. Saat 19'da da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışma ofisinde Dolmabahçe'de bir araya gelmesi bekleniyor. Arkasından da bir basın toplantısı yapmaları planlanıyor Zelenski ve Erdoğan'ın. Şimdi acaba birinci soru şu: Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bir herhangi şu ana kadar yansıması oldu mu? İkiye tabii İsmet Özçelik dedi ki Rusya ile Türkiye'nin ve Türkiye ile İran'ın arasını bozmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın bir çaba içinde olduğunu ifade etti bir nevi spekülasyonlarla. Bu konuyla ilgili herhangi dikkatini çeken bir açıklama ya da yorum yapan oldu mu? Onu sorarak başlayayım, sonra zaten o diğer temaslara döneceğiz. Evet. Henüz bir yansıması olmadı. Çünkü bugün Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantıları yok. Bu akşam çünkü Başkan Biden ulusa sesleniş konuşması olarak birliğin durumu adı verilen kongrede bir konuşma yapacak. Bugün hiçbir basın toplantısı düzenlenmiyor. Ondan dolayı büyük ihtimal yarın bu konuda bazı açıklamalar alıyor olabiliriz. Tabii Zelenski'nin Türkiye'ye gelecek olması acaba Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bazı yeni gelişmelere Türkiye'nin aracılık edip edemeyeceği sorusunu da akıllara getiriyor. Daha önce biz Karadeniz tahıl girişimiyle de görmüştük. Bu ABD'den ciddi takdir toplamıştı. Hatta hani sorular bile sorulmadan biz birçok sözcüğün hem Beyaz Saray'da hem de Dışişleri Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine teşekkür ettiğini ve bunun milyonlarca insanı açlıktan kurtardığını söylediğini duymuştuk. Ondan dolayı ABD'nin teşvik de ettiği bir şey bu. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda böyle bir arabulucu rol oynaması. Ondan dolayı tabii yarın dinliyor olmak lazım ne gibi şeyler duyurulacak, eğer duyurulacaksa tabii. Ondan dolayı ondan sonra ABD'nin tepkisini almak, hani olumlu ya da olumsuz manada önemli olacaktır. Ama Türkiye'nin Ukrayna'yla böyle bir girişimde olması, böyle bir angajman mutlaka Washington'dan da olumlu olarak karşılanacaktır. Seninle ben de aynı fikirdeyim. Şöyle ki tabii Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası başta olmak üzere, üstelik Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılmış olmasını unutmayalım lütfen. Film gibi bir operasyon. Perde arkasını daha evvel Hürriyet gazetesinde yazmıştık nasıl olduğunu. Aynı zamanda iki ülkenin tahıl koridoru konusunda uzlaşmaya varması ve bir müzakere sürecinin yürütülme talebi, özellikle Türkiye'nin bu konuda ısrarcı olması ve bunu ben yapabilirim çünkü iki tarafla da görüşmem var. Eğer İstanbul'da ya da işte Türkiye'de bu masa kurulursa artık sürdürülmesi gereksiz, sürdürülmesi zor, sürdürülmesi aynı zamanda çok maliyetli olan, sadece iki taraf için değil ama dünya açısından da maliyetli olan bu savaşın sona ermesi için Türkiye masada, ortada, iki tarafla birlikte buluşmaya hazır olduğunu her zaman ifade ediyor. Dolayısıyla baktığınızda güneyde bir anda Filistin meselesi devam ederken kuzeyde Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunun bir yandan da insanlık adına da gerçekten bir çözüme kavuşması gerektiğini söyleyelim. İsmail Dükel nedir? Bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Şey yapmadan. Tabii. Yunus, Bu arada bu kalına falan girmeyin. Onu yo, yo, bir sonraki ona turda girmeyeceğim, ona konuşacağım. girmeyeceğim. Tamam. Şimdi bazı görevden almalar önemlidir. Yani her ne kadar dışişlerinin 3 numaralı adamı diye tanınsa da Amerika'daki şahinlerin önemli isimlerinden biriydi hanımefendi. Şimdi bunun ani bir şekilde görevden alınması, bu kişinin kastettiğimi biliyorsun, Bulat Victoria. Evet. Aynı zamanda Ukrayna'daki Turuncu Devrim'in de örgütleyicisidir. Hatta bu son savaşta da payı yüksektir. Bunun ani görevden alınmasının bir anlamı var mı? Konuşuluyor mu orada?
Ben biraz arka plan vereyim istersen İsmet Özçelik. Bilmiyorum benden önce bahsettiniz mi? Hani izleyicilerimiz kimden bahsettiğimizi anlasın. ABD'nin Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland. Hatta geçtiğimiz aylarda Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü. Kendisi bu hafta Evet. Bakan Blinken'ın açıkladığı bir yazılı açıklamada onun artık emekli olacağı ve görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı duyurulmuştu. Tabii bilmiyorum hani görevinden mi alındı yoksa gerçekten emekli olmak mı istedi? Resmi anlamda emekli oldu, kendi isteğiyle ayrıldı. Nuland 2014 yılında sizin de dediğiniz gibi özellikle o devrim sürecinde çok aktif bir rol oynamıştı. Hatta internete sızdırılan bir telefon görüşmesinde o zamanın ABD Büyükelçisi Piat'la birlikte telefonda Nuland kimin Ukrayna'nın bir sonraki başbakanı olması gerektiğini tartışıyordu. Yani Amerikalılar tartışıyordu kim olsun acaba Ukrayna'nın bir sonraki başbakanı diye. Ondan dolayı Trump tarafından da özellikle eski başkan Trump tarafından da Nuland Ukrayna'da devrime sebep oldu. Hani bunu bir CIA Dışişleri Bakanlığı ortaklığıyla yaptık demişti. Burada bu hafta acilen böyle hani hiçbir şey olmadan ortada görevinden ayrılması, emekli olması bazı spekülasyonlara yol açtı özellikle sağ kanatta. Yani muhafazakarlarda Ukrayna'da işler değişiyor mu? Acaba Ukrayna'yı barışa mı zorlayacaklar? ABD'nin Ukrayna politikası mı değişiyor diye. Çünkü Nuland gerçekten de dediğiniz gibi Şahin kanattan olmuştu. Tam hani anti Rusya, Rusya'ya hiçbir müsamaha yok ve Ukrayna bir NATO çatısı altında olmalı. Bunların hepsini destekliyordu. Ondan dolayı onun da görevden ayrılıyor ve onun etkisinin bitiyor olması bir anlamda. Acaba Ukrayna savaşında bizim pozisyonumuz mu değişiyor sorularını da getirdi beraberinde. Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Onun burada yaptığı ve verdiği mülakatta söylediği bazı sözler de Ankara'da çok üst düzey isimler tarafından bayağı hadsizce karşılanmış. Yani hadsiz bulunmuştu. Hadsizce davrandı Zaten çünkü. evet hadsizce de davrandı. Yani Evet. o dönem söylemedim hani şey olmasın diye ama artık rahat rahat söyleyebilirim. Yani kusura bakmasın da bir bürokrat bir siyasilerle görüşürüz lafını bizzat duyduğum için bunu açıkça şu an söyleyebilirim. Yaptırımların da sorumlusu. Şu Evet, andaki Rusya krizinin de, ödemeler aynen krizinin de öyle. O sorumlusudur. yüzden bunu şimdi söyleyebilirim. Yani hani Evet. Amerika'da nasıl karşılanıyor bilmiyorum ama Ankara'da eminim olumlu karşılanmıştır. İsmail Dükel, Zelenski'nin sence gündeminde ne var? Türkiye bir barış masası kurar mı? İsmet Özçelik'in acaba endişelerinde haklı bir pay var mı yok mu? Şimdi yani Zelenski'nin böylesine her ne kadar savaş halinde bir ülkenin devlet başkanı ya da bu düzeyde bir insanı dışarı çıkarken davulla zurnayla haber verilmiyor. Ama yani çok belli ki ani bir gelişmeyle geldi buraya. Şöyle dediler tam bana, altında bir şey arama, bir kere daha söyleyeyim. Çünkü bunu herkes soruyor. Altında bir şey arama, savaş nedeni yani savaş olan ülkede genelde Zelenski de Putin de son dakika kararlarıyla geldiklerini duyururlar. Şimdi aslında İşte yani altında bir şey şöyle aramanın ötesinde başka bir şey var burada. tabii yani evet sanıyorum bunun güvenlikle de ilgisi olabilir. Çünkü Yani öyle biz zaten. sen geleceğini biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. Tamam ben biliyordum. O zaman öyle söyleyeyim. Yani sadece son dakika acaba ne zaman düşecek diye Peki bekliyordum. ne kadardır biliyordun? Bugün için de Gün öğrenmiştim. içinde. Evet, 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 yani evet. bunu dün ya da önceki Evet gün. ama şu tabii biliyorsunuz bazen bazı ülkelerle ilgili yani biz Türkiye açısından söylemiyorum ama şimdi mesela Putin'in de çıkarken kendisine giderken kendi savaş uçaklarının eşlik ettiğini biliyoruz. Tabii Sulularla bunların geldiğini. tamamı güvenlikle ilgili Dolayısıyla kaygılar. Doğrudur da. dolayısıyla hani bununla mı ilgili olabilir bilmiyorum ama verilmeme nedeninin bu olduğunu düşündüm ya da söylendi diyeyim. Ama belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eş zamanlı yapılan görüşmelerin de bu gelişte bir etkisi vardır. Ben de onu Bunu da söylemeye evet. çalışıyorum zaten. Yani Buyurun. MİT Müsteşarı orada, Dışişleri Bakanı orada ve ikisi de Amerika'da çok kritik görüşmeler yaparken Zelenski'nin böyle bir anda Türkiye'ye geliyor olması daha önce planlanmış bir ziyaret de değil bu zaten. Hani
hani bir iki gün içinde şekillenmiş bir ziyaret geliyor olması iki olayı birbirinden bağımsız düşündürtmez bizlere. Hı hı. Yani çok belli ki zaten oradaki Türkiye heyetinin Amerikalılarla yaptığı görüşmelerdeki başlıklardan bir tanesi de zaten Ukrayna. Bunu biliyoruz. Ukrayna ve bundan sonraki sürecin nereye doğru evrileceği şu anda görüşülen konulardan birisi bu. Eğer o orada görüşülürken Zelenski buraya geldiyse o görüşmelerle doğrudan ilişkili bir görüşmenin olduğu çok açık. Şimdi orada ne oldu? Nasıl bir görüşme gerçekleştirdi? Bunları bilmek mümkün değil. Hı hı. Ama Zelenski'nin buraya geliyor olması bize oradaki görüşmelerin çok ciddi, yani hani çok da yani ne bileyim işte ya sonraya da bakarız şeklinde bir görüşme şeklinde geçmediğini anlatıyor. Adam apar topar kalkmış buraya geliyor. Hı hı. Hani son dakika ziyareti duyurulur, işte altında da bir şey aramayalım eyvallah. Ama yani durduk yerde de savaştaki bir ülkenin devlet başkanı buraya geliyorsa ve buradaki Türkiye'nin yetkilileri de Amerika'da bir dizi görüşme gerçekleştiriyorsa bu üçgeni, bu ilişkiyi kurmak gerekiyor. Hı-hı. Bu bir. İkincisi, ha bu görüşme neye gebedir ya da nereye doğru gidebilir? Bunu dediğim gibi Amerika'daki görüşmeler ne şekilde cereyan ediyor bunu bilmiyoruz. Fakat Putin'in ziyaretini ertelemesini de bu işin içine koymamız lazım bir kere. Yani Putin buraya gelecekti. Hani bu daha önce de duyuruldu ama hı-hı, Putin'in gelişi ertelendi. Putin yok ama bir anda Zelenski'yi burada görüyoruz. Burada Amerika bir oyun oynuyor. İlmik ilmik de örüyor. Ne oldu? Yok hayır güzel evet. İlmik ilmik de örüyor. Hoşuma gitti yani ilmik ilmik de örüyor. Nasıl hakikaten bir oyun? Örüyor işte gördüğün gibi örüyor. Yani bu ve daha göremediğimiz birçok şeyiyle örüyor. Yani Putin'in gelmesi bir biçimde öyle ya da böyle engellendi. Ama Zelenski koştura koştura bu tarafa doğru geliyor. Bundan sonra kim ne isteyecek? Amerika nasıl bir oyun tezgahlıyor da bu iş nereye gidecek? Onu hep beraber göreceğiz. Şu olabilir ama mi? Önce Zelenski'yi bakalım bir dinle. Yani Türkiye dinle. Ondan sonra Putin'le bir araya gelip bir o masayı kurup da acaba öyle şimdi, bir yol tamam, al gibi tamam, bir yukarıda bir şey dönüyor olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani bu olabilir. Ama Putin ne diyecek bu işe? Yani nihayetinde bu oyunu kuran Amerika. Amerika'nın kurduğu oyunda niye kendisini oyuncu olarak masanın bir tarafında bulsun ki? Kendisi oyun kurmak istemez mi? Burada da çok açıkça yani İsmet'in kaygısı orada bana göre de haklı. Yani Türkiye ve Rusya'nın arasına bir şeyler sokulmak isteniyor gibi bir kara kedi de kara fare de ne dersen de. Ama süreç Türkiye-Rusya hmm, ilişkileri açısından çok da parlak gitmiyor gibi gözüküyor. Ve hı-hı, bunun üstüne F-16'yı koyun. Bunun üzerine diğer Amerika ile yapılan Orta Doğu odaklı görüşmeleri koyun. Bizim kuzeyimizde yaşanan Suriye ve Irak'la ilişkiler konusunu koyun. Birçok şey her noktada Rusya'ya çıkıyor. Rusya ama şu anda Rusya seyrediyor. Rusya şu anda seyrediyor. Şöyle, oyuna çok net girmedi. Putin, göreceğiz. Ama Putin'in şu cümlesini unutmayın. Mesela bu özellikle Finlandiya ve şeyin İsveç'in üyeliği sırasında dedi ki Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu biz unutmuyoruz. Yani bunu şu anlamda söyledi. Bazı pozisyonlarını ve reflekslerini anlıyoruz anlamında. Şimdi hepimiz biliyoruz yani ki yani Amerika ile ilişkiyi de anlıyordur çok, anlamında çok doğru, söylüyorum. Tamam çok doğru. Hepimiz biliyoruz ki her ülke menfaatleri doğrultusunda dış politikasında pozisyon alır. Evet. Hı hı. Elbette bizim NATO ülkesi olduğumuzu biliyor. Biz de onun ne olduğunu biliyoruz. Ama menfaatler nerede çakışıyorsa, nerede karşı karşıya getiriyorsa ona hı hı, göre pozisyon değiştirebilir ülkeler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle Ukrayna'daki savaşın bitirilmesini ben çok ilişkilendiremiyorum. Niye? Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO'nun genişleme, biraz önce ifade ettiğin gibi genişleme çabası orada dururken Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle o tarafa doğru dönük düşünceleri dururken bir ABD seçimi, bir başkan seçimiyle o planları olduğu gibi kalkıp çöpe atılamaz. Hı-hı. Daha önce bir şey söylemiştim. Ukrayna evet, savaşı bitmemek üzere kurgulanmış bir savaş. En azından bu süreçte o görevini yerine getirecektir. Biden gitse de bu iş olacak. Yok. Biden gitse değil de bu iş olacak. Yunus'a sorabiliriz eğer bitirdiysen. Evet. Hayır hakikaten tabii bu soralım, önemli. Şöyle, soralım. Çünkü şöyle bir kaygı var.
Ben en iyi durum bize Yunus anlatır da Batı'da bir çıkan makalelere bak. Bir başkan değişikliği yani Trump'ın gelmesi durumunda Ukrayna'ya dair Batı'nın ajandasının bozulabileceği çünkü o yardımları Trump'ın kesme ihtimalinden bahsediyor. Bence bu ihtimal önemli. Yani, eğer ne kadar ciddi alınır bize onun cevabını Yunus söyler ama Yunus önemli. Yunus söyleyecek. Önemsiz olduğunu söylemiyorum. Zaten önemli olduğu için bunu söylüyorum. Eyvallah. Hiç itiraz etmiyorum ben sana orada. Fakat ben diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimiyle uzun yıllara sari yapılan bir plan değişikliğe uğramaz. Yo, en fazla. En fazla belirleyicidir diyorsun. Aynen onu söylüyorum. Ama en fazla rota değişebilir. Tamam. Biraz gecikebilir vesaire. Ama nihayetinde hedef orada doğru şöyle, net olarak kalır. Tamam mesela ama Trump mesela Suriye'ye dair çok farklı bir ajanda işletmek istedi falan. Ya dolayısıyla dediğim gibi ya Yunus bize en doğru cevabı verir. Müsaade ediyor musun anneciğim? Tabii bir Yunus yanıt alalım senden. Ha, yani bir başkan değişikliğiyle Trump'ın gelmesi durumunda Ukrayna'ya dair yardımların kesilme ihtimali konuşuluyor mu? Ya da ilave hala ödenek kongreden geçmedi. Yaklaşık 60 milyar dolar galiba. Biden belki bir şekilde geçer. Aslında Trump geldiğinde. Engelleniyor. Öyle kolay da değil herhalde. Peki Yunus yanıtı bir senden alalım. Şimdi burada birkaç şey söyleyebilirim. Birincisi yani bunlar konuşuluyor doğru. Trump'ın çok daha hani Rusya'ya yakın olacağı, Ukrayna'nın davasına o kadar gönül vermeyeceği bunlar konuşuluyor. Ama Trump seçimleri şayet kazanırsa ve yemin ederse yemin töreni 20 Ocak 2025 yılında olacak. Yani daha 10,5 ay var. Hani Trump kazansa dahi Oval Ofis'e girip işbaşı yapmasına daha 10,5 ay var. Bu çok uzun bir süre. Özellikle hani savaş alanında ve hani savaş alanında da cephe savaşı yani çok yakın iki ülke birbirine. Ondan dolayı 10,5 ayda birçok şey değişebilir. Şu an Pentagon'un ve Beyaz Saray'ın bize söylediklerine bakarsak Ukrayna'nın atacak kurşunu dahi kalmamak üzere. Yani bunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki ihtiyatlı davranıyorlar hatta karneyle dağıtıyorlar işte şeyi mühimmatının kurşununu. ABD böyle bir portre çiziyor. Ve en son uzun bir aradan sonra Avdiivka şehri kaybedildi. Mesela bunu da kullandı Beyaz Saray. Bakın biz yardımı yollayamadığımız, geçiremediğimiz için Ukrayna savaşı kaybedecek diye. Ama bu da işe yaramadı. Şimdi Trump gelmeden önce bile zaten savaşın seyrini değiştirecek hamlelerde bulunuyor. Mesela bu 62 milyar dolarlık yardımı engelleyenler Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler. Yani Cumhuriyetçiler kontrol ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Trumpçı zaten. Trump geçirmeyeceksiniz dedi. Bakın 5 aydır geçmiyor. En son kongreden yardım geçtiğinde 13-14 ay önceydi. Yani çok süre oldu ABD yardım göndereli. Yani bu 60 milyarlık geçse aslında Ukrayna'yı bir süre götürür. Çünkü 60 milyar çok büyük para. Ama bu da geçmeyince tıkandıklarını söylüyorlar. Şimdi böyle bir ortamda şayet diyelim ki önümüzdeki 8 ayda daha geçmedi yardım kongreden. Trump baskısını devam ettiriyor. O zaman Ukrayna'nın şu an anlatılana göre savaşı çok kötü kaybetmesi lazım. Yani bozguna uğraması lazım. Ama bu da şu an gerçekleşmiyor. Yani burada biraz şeye de aslında soru işareti koymak lazım. Beyaz Saray bu yardımları geçirebilmek için olayı çok vahim gibi mi gösteriyor? Yoksa eğer gerçekten olay vahimse önümüzdeki başkanlık seçimlerine yeni yemin törenine kadar neler olur? Bir de şöyle bir son bir ihtimal daha söyleyeyim ben. Şu an Senato Demokratların kontrolünde Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin başkanı da Demokrat. Ama bir yere takıldığı için burada yardım geçmiyor. Şöyle bir ihtimalden bahsediliyor ki bunun bir felaket olacağından bahsediliyor Demokratlar için. Başkanlığı Trump kazanırsa, Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü sağlamaya devam ederlerse, Senato'da zaten çok küçük bir ayrım var. 50-50 Kamala Harris bozuyor onu. Orada da üstünlüğü ele geçirirlerse 3 tane yeri yani hepsini Senato, Meclis, Başkanlık Cumhuriyetçi olacak. Bu işte tam bir felaket senaryosu olabilir Ukrayna için. Öyle bir ihtimal de var ve küçük de değil bu ihtimal. Peki. Şimdi Zafer senin Zelenski ile ilgili söylemek istediğin var mı? Şöyle bir anda geliyor gibi bir durum var. Amerika'da da eş zamanlı temaslar var. Bir masa mı oluşacak yoksa İsmet Özçelik aslında burada bir oyun var. Putin gelecekken Zelenski geliyor. Türkiye'nin arasına Rusya ile bir kara kedi sokulmak isteniyor. Bunu ben ekledim. Gibi bir yorum yaptı. Katılır mısın? Vallahi, yoksa senin düşüncen ne? Türkiye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin İsmet abi kadar bizim
öngörülerimiz olamaz. Yani o başka bir şey. Yani bu başka bir segment yani. Uzmanlık. Yani ben az önce yazdırıp dikkat çizilenlerden mi bakıyoruz biz? Az önce dikkat ettim. Ukrayna yerel siyasetine dahi vakıf. Hı hı. Hangi belediye başkanının nereye geleceğinden nereye gideceğine kadar. Fakat tabii şu var. Zelenski bu ziyareti yapmadan hemen önce ne oldu? Miçotakis oradaydı. Yanlarına bir Rus müzesi düştü değil mi İsmet abi? Sizinkiler orada bir 150 metre yakınlarına kadar bir Rus müzesi yolladılar. Ya bizimkiler değil, bizimkiler yok. Türkiye mi attı? Bizimkiler Türkiye. Neyse. Ve hatta bu da Yunan basınında epey bir yaygara da kopardılar, hatta Rusları uyardılar. Bir de ne oldu? Macron Ukrayna'ya asker göndermek istiyor. Geri çekildi. Yani, bir de böyle bir durum var. Tutmayın küçük enişteyi diye bir tabir var bizde. O Amerikan Beyaz Saray'dan da hemen sanıyorum açıklama geldi. Yunus onu düzeltir yanılıyorsam. Biz oraya asla askerimizi göndermeyeceğiz. Macron kendi kendine konuşuyor kıvamında bir açıklama geldi. Şimdi bu gelişmelerin olduğu bir süreçte Macron'un Zelenski'nin Türkiye'ye geliyor olması, sen işaret ettin konuyu açarken, o Türkiye'nin hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı bir masaya oturttuğu, barışın sağlanmasına ramak kaldığı o süreci hatırlattı bana. Keşke yeniden o aşamaya gelinse, ama İstanbul'da o tesis edilen barış ortamı bir gün sonra hiçbir sebep yokken nasıl bozuldu? Boris Johnson birdenbire gitti Kiev'de, boy gösterdi ve arkasından ortada masa falan hiçbir şey kalmadı. Kalmadı, evet. Bugün tabii şöyle, ben hani buna çok ihtimal vermiyorum ama Zelenski keşke ülkesini nasıl bir cendereye soktuğunu, Batı tarafından kullanıldığını görüyor olsa da Türkiye'den bu konuda bir destek istese ve Türkiye'de bu savaşın başından beri olduğu gibi her iki ülkeyle de görüşebilen tek ülke olarak yeniden o barış masasını kursa, dünya barışı adına gerçekten çok güzel bir gelişme olur. Ya Ukrayna'nın bugün geldiği duruma bak. Ne oldu ya? Şimdi burada bu savaş çıktı. Sen Rusya'yı karşına aldın. NATO ile birlikte hareket etmeye çalıştın. Ülkenden milyonlarca insan ayrıldı gitti. Paramparça olan, altyapısı çöken bir Ukrayna realitesi ortada. Avrupa'da bundan çok ciddi zarar gördü ama en büyük darbeyi Ukrayna halkı gördü ve çekiyor hala. İnşallah bir şeyler değişiyordur. Zelenski umarım kendisi açısından, ülkesi açısından, bu bölge açısından en doğru çözümün bu savaşın bitirilmesi olduğunu. Belki bu söylediğim cümle yanlış da anlaşılabilir ama benim gördüğüm, yaptığım okumalar çerçevesindeki izlenimim şudur. Sen Ukrayna gibi bir ülkeysen burada Rusya'ya rağmen Amerika'nın çizdiği istikamette yol yürüyemezsin kardeşim. İşte yol yürüdüğünde böyle şeyler gündeme geliyor. Umarım daha reel politiğin hayata geçtiği bir süreç olur. Efendim, Zafer Özçelik'in yorumlarını izlediniz şu an. Demek istedim. Hayırdır, karşı karşıya oturunca birbirinizden mi etkileniyorsunuz? Konsorsiyum kurdular. Şimdi... Hayır ama şöyle, yani İsmet abinin de benim de bu konuda yaptığımız yorumlarda senin katılmadığın bir husus var mı? Ne oldu ya, ne kazandı Ukrayna? Yok, benimle tartışmalı gerek yok. Hayır, Ukrayna bu işten ne kazandı? Ben sana soruyorum, ne kazandı?